Ertuğrul'a ve yine Sayın Fincancı'nın da söylediği noktalara değineceğiz ama öncesinde tabloyu değerlendirir misiniz Sayın Ertuğrul? Biz söylemiştik, bununla karşılaşınca çok şaşırmadık diyebiliyor musunuz? Eylül Hanım, ilk önce Şemdem Avlu'ya bir merhaba diyeyim. Belki anımsayacaktır. Çapa'dan benim hocamdır kendisi aynı zamanda. Şimdi devam edeyim. Şimdi evet, daha önce de sizinle konuştuğumuzda bunu Şubat ayının başında eğer gerekli önlemler ve kısıtlamalar alınmazsa Mart ayının ortalarına doğru böyle bir sıçrama yaşayacağımızı sadece ben değil birçok bilim insanı ve doğal olarak Türk Tabipler Birliği, birçok uzmanlık derneği bunu ifade etti zaten. Ama şu anda geldiğimiz noktada işte görüyoruz Türkiye'nin her tarafı kıpkırmızı oldu. Şimdi buna söyleyecek bir sözümüz yok artık. Yani hani ne yapılması gerekiyora doğru gitmemiz gerekir. Tekrar bunu tartışmak gerekir belki. Çünkü işte Mart ayının başı itibariyle serbestleşme veya kısıtlamaların ortadan kaldırılması yerinden yönetim hani olumlu olabilirdi belki eğer iyi uygulanabilseydi ama ondan da sonrasında vazgeçildi. Ve sonuçta İngiltere varyantının da tabii ki buna eklenmesiyle birlikte daha hızlı, daha çabuk bulaşıyor olması, daha kolay bulaşıyor olmasıyla 30 binlerin üzerine çıkan bir olgu sayımız hani ve tekrar yaşam yitimlerinin artması, ağır hasta sayısının artması benim geç kalmamdaki temel neden de bu yayına katılmadaki şu anda hala vizitimi tamamlayabilmiş değilim. Çünkü akın akın hasta gelmeye devam ediyor ne yazık ki hastaneye ve hani daha buradan çıktıktan sonra vizite devam edeceğim tekrar. Bu hastaları görmeye devam edeceğim. Yani geldiğimiz nokta elbette biz söylemiştik ama hep öyle oluyor zaten. Türkiye'de bir grup insan sürekli bunu dejavu gibi yaşamaya devam ediyor. Biz söylemiştik ama bunu uyarıları yapmıştık gibi. Bakalım. Evet, Sayın Ertuğrul, şimdi tekrar viziteye gideceksiniz. Hemen aklımıza şu soru geliyor. İngiltere varyantı dedik, sonra mutant virüs hayatımıza girdi. Çocukları ve gençleri de etkiliyor dedik. Hasta tablosunda değişiklik var mı? Bu şu an itibariyle ya da son birkaç haftadır yansıdı mı hastalarınıza yaş skalası olarak? Evet, şöyle bir yansıma oldu. Aşı çok önemliydi. Aşıyı en azından şu anda 65 yaş üzerindekilere yapmayı başarabildik belirli oranda. Bakanlığın açıklamasına göre, Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre %9'u aşılanmadı bu hasta 65 yaş ve üzerindekilerin. Burada şöyle bir kaymamız oldu. Daha genç gruba ve altta yatan hastalığı bulunan risk grubu bu sefer hastaneye daha sık bir biçimde yatmaya başladı. Şimdi aslında bunu da ortadan kaldırabilmenin yolu aslında şunu yapabilmekti. En başından itibaren bu grubu da aşı çemberinin içine alabilmekti. Yani sadece ileri yaştakileri değil, COVID-19 geçirmesi durumunda hastalıktan ağır etkilenebilecek veya ölme riski yüksek olan kişileri de bu çemberin içerisine alabilmekte. O belki biraz gecikti ve daha yeni uygulamaya kondu. Ondan önce birçok insanın biliyorsunuz Evet. neden yapıldığını bilmeden aşıları yapıldı. Şimdi böyle bir kayma oldu. Genç Ertuğrul'a da son söz vermek üzere bir sorum olacak. Sayın Ertuğrul, tam kapanma diyordu hem Türk Tabipleri Birliği hem uzmanlar ama ekonomik sıkıntılar Türkiye'nin durumu göz önünde bulundurularak tam kapanmaya gitmemiştik. Şimdi daha feci bir tabloyla karşı karşıyayız. Tekrar tam kapanma gerekliliği ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu artık bir zorunluluk mu oldu? 14 gün ya da 28 gün? Yaklaşık bir hafta önce Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, ki benim de yönetim kurulu üyesi olduğum derneğimiz ve bazı uzmanlık dernekleri bir bildiri yayınladı. Ve o bildiride şöyle söyledik biz birkaç dernek olarak, Türkiye acilen tüm ekonomik ve sosyal mağduriyetlerin giderildiği, insanların ekonomik kayıplarının karşılandığı bir tam kapanmaya gitmelidir belirli bir süre diye. Yani şu anda aslında geldiğimiz nokta bunun ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Ve buradan yola çıkarak bu tam kapanmayla beraber bu da tek başına yetmeyecektir. Aynı zamanda çok kısa bir sürede aşı çeşitliliği sağlanarak özellikle risk grubundakilerin bir an önce aşılanması gerekir. Her şeyden önce eğitimi önceliklemek ve eğitimin yüz yüze sürebilmesini sağlamak için de
okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin periyodik testlerden geçirilmesini sağlamak. Eğer bunu hizmet sektörüne de yansıtmak istiyorsanız, yani oraların da açık olmasını ve çalışmasını istiyorsanız, periyodik olarak oralarda çalışan insanların da PCR testlerinin yapılması gerekiyor. Yani bizim şu anki test sayımız 200 bin civarındaysa, belki de bu test sayımızın 1 milyonlar civarına, belki daha da yukarılara çıkartılması gerekiyor ki biz hastalığı hemen yakalayıp izole edebilelim, ayırabilelim ve böylece toplumda yaygınlaşmasını önleyebilelim. Aslında yapılması gerekenler bilimsel olarak sıraladığınız zaman çok net ve basit. Bunları yapabilme yeteneğinde ve yetkisinde olan insanların bunları bir an önce yürürlüğe sokması gerekiyor. Ben de aynı şekilde bir tam kapanma gereksiniminin olduğunu ve bu kapanma gerçekleşirken insanların tüm sosyal ve ekonomik mağduriyetlerinin giderildiği bir tam kapanmanın Evet. olmasından yanayım.